Tekrar merhaba. ZV3'te 2017 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben Ural Çelik. Sizlere bugün kama ve çeltik komutunu öğreteceğim. Her zaman olduğu gibi yeni bir dosya oluşturuyoruz. Parça montajı seçtik ve OK tuşuna bastık. İşimiz bitmedi. Ne yapmamız lazım? Mouse'a sağ klik yapıp taslak komutlarını aktif etmemiz lazım. Düzlemimizi seçiyoruz. Mouse'a da iki kere klik yapıyoruz scroll tuşuna ve taslak komutlarımızı karşımıza getiriyoruz. Ne demiştik? Kamayı öğreneceğiz, çelti öğreneceğiz. İlk başta kamadan başlayalım isterseniz. Burada bana kama parametre olarak birinci merkez ve ikinci merkez özelliğini, çapı ve tam çapı yani yarı çap R ya da çap tanımlayabildiğimi söylüyor. Ben R 60 olmasını istiyorum. Birinci merkezim orijin olsun. İkinci merkezimde bakın sol üst köşeye, sağ üst köşeye, sağ alt köşeye, sol alt köşeye ne yapabiliyoruz? Ekleyebiliyoruz. Geldim bunu şöyle sağ üst köşeye bıraktım. Mouse'umu sağa sola çektiğim zaman bakın yarı çapının değiştiğini görebilirsiniz. Eğer yarı çapı değişmesini istemiyorsanız direkt buraya 60 yazabilirsiniz. Ve klik yapmanız lazım. Bu ölçüyü görmek için de teyit etmek için de bakın şuraya yaklaşırsanız ve bu mesela 60 değil de 50 olmasını istiyorsanız tekrar gelip buradan 50 yapıp kamayı değiştirebilirsiniz. Tekrar geldim kamaya. Bu sefer buraya tıkladım. Tıkladım. Bu sefer çap gireceğim. 60 yazıyorum. Onay veriyorum. Bu kadar basit gördüğünüz gibi. Şimdi geldi ikinci komutumuz çeltik oluşturma. Çeltik oluşturma da bakın eğrim düz olabilir. Dairesel bir kenar olabilir. Ya da bir eğri olabilir. Bunları göstereceğim tek tek. Birinci hani eğriyi tanımladım. Buradan bir temel nokta belirledim. Daha sonra buradan gördüğünüz gibi eğimini belirliyorum. Şimdi bu 45 derece olduğu için oradaki çapa göre şey oluyor. Bakın buradan da açısını belirledim. Yüksekliğinde 20 yaptım. Sonra geliyorum eğimini belirliyorum. Bu şekilde olsun dediğimde onay verdiğimde bakın buraya bir çeltik ekledi. Biz bunu sadece yuvarlak dairesel köşelere değil de böyle eğrilere de ekleyebiliriz. Geldik çelte yine seçtik. Bakın eğrinin üstünde gidiyorum mouse'la. İstediğim yerine koyabilirim. Tıkladım. Aşağı yönde de koyabilirim, yukarı yönde de koyabilirim. Açılı bir şekilde de yapabilirim. Yukarı yönde yaptık. Bak işlem bitmedi daha. Onaydan çıkmadığımız için istersek burayı işte 30 derece yapabilirim bakın. Her iki kenarı 30 derece olacak buraya. Yüksekliği de 30 olacak. Onay verdim ve çelti ekledim. Çelti dediğim gibi her tarafa yapabilirsiniz. Geliyorum. Seçtim parçamı. Parçamın üstünde gidiyorum. Onay veriyorum. Ve işlemi bitiriyorum. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.